Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları analiz edeceğiz ve önemli gelişmeler var piyasayla ilgili. Dün özellikle pazar günü Amerika'da önemli gelişmeler oldu. Bunlara da değineceğiz. Haberleri inceleyeceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Piyasa bildiğiniz gibi sabah düşüşlü açılmıştı. Fakat daha sonrasında piyasa kendisini geri toparladı. Bu Amerika şokunu üzerinden attı şeklinde görünüyor şu anda. Hemen isterseniz videomuza başlayalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'den başladığımız zaman Bitcoin'de 47 bin dolardaki dirence doğru doğru yol aldığını görüyoruz. Bitcoin'in güncel fiyatının şu anda 45.560 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 43.807 doların altına bugün bir iğne attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en düşük fiyat olarak baktığımızda 42.779 dolara kadar sarkmıştı. Fakat daha sonrasında bu şoku üzerinden atıp 3.000 dolarlık gibi bir artış gerçekleştirdi. Bitcoin'de arkadaşlar bir önceki videomuzda sizlere demiştim ki Nisan 14'ünden beridir bir düşen majör trendimiz vardı. Ve bu uzun süreli düşen trendi en sonunda yukarı yönlü kırmıştı bitcoin. Şu anda arkadaşlar bizim takip etmemiz gereken önemli noktalar bitcoin'de baktığımız zaman 47 bin dolardaki direnci takip etmemiz gerekiyor. Ve 43.807 dolarda da bizim şu anda destek noktamız bulunuyor. Burası ara destekti. Bizim asıl direncimizi kırması gerekiyor. Yani bitcoin'in 47 bin doları kırması gerekiyor. Bir günlük grafikte bakıyoruz arkadaşlar şu anda. Bollinger'le baktığımızda şu anda Bollinger'in üst bandına doğru hareket ettiğini görüyoruz. MA50 ve 200 değerlerimizde baktığımızda da artık ma 50 değerimizin yönünü yukarıya çevirdiğini ve bugünkü yükselişten beraber artık bitcoin'in biraz daha güç kazandığını görüyoruz fakat biz yine temkinli oluyoruz ve ara destek noktamızı unutmuyoruz 43807 dolar bizim ara destek noktamız zaten gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar bunun altına iğneyi attı ama kendisini geri hemen üzerine toparladı. Şu anda Bitcoin'de arkadaşlar her şey yolunda gidiyor şeklinde görünüyor ama stoplarımızı dediğim gibi kesinlikle unutmuyoruz. Hemen Ethereum'dan devam edelim. Bir önceki videomuzda yine demiştik ki Ethereum tek başına piyasayı artık sürüklüyor. Ethereum'da arkadaşlar yükselen bir trendimiz vardı. Minor trend dediğimiz bir trendimiz vardı. Bu trendin üzerinde yer alıyoruz. Burayı aşağı yönlü bir kırıyor gibi göründü. Fakat daha sonrasında arkadaşlar tekrardan bu trendin üzerine kendisini attı Ethereum özellikle en sonki Londra güncellemesiyle beraber Ethereum'a gerçekten taze kan pompalandı arkadaşlar. Ciddi ciddi alımlar geliyor şu anda Ethereum'da ve Ethereum altcoinlerin içerisinde şu anda arkadaşlar altcoinleri sürükleyen statüde bulunuyor. Ethereum'u özellikle takip ediyoruz. 3.112 dolarda şu anda güncel fiyatımız var. 3.232 dolarda direnç noktamız bulunuyor. 2841 dolarda da destek noktamız bulunuyor. Bu noktaları özellikle takip ediyoruz ve yükselen trendimizi de Ethereum'un aşağı yönlü Kırmaması ve tutunmaması gerekiyor Hemen şimdi dominanstan devam edelim Daha sonrasında bu Amerika'daki haberlere değineceğiz Arkadaşlar Amerika'da dün tam anlamıyla Pazar günü olmasına rağmen Bomba haberler geldi Neredeyse arkadaşlar şu anda artık Amerika'da Kripto parayla uğraşanların tüm kazancını Vergi olarak almaya çabalıyor Amerika E bu da ne oluyor arkadaşlar Kripto para yatırımcılarını piyasadan ister istemez Uzaklaştırıyorlar özellikle Amerika'da Amerika'da zaten bildiğiniz gibi Binance borsasının Amerika versiyonu vardı Burada çünkü Amerika'da SEC komisyonunun kurallarının biraz katı olduğundan dolayı borsalar Amerika'ya özel sürümler yayınlıyorlar ve Amerika'nın istemediği özellikleri borsalarında barındırmıyorlar yaptırım uygulanmaması için. Bundan dolayı da arkadaşlar Amerika'da aslında önemli bir statüde yer alıyordu. Fakat bu son yapacağı vergi artışıyla beraber Gerçekten de Amerika'da kripto para yatırımcılarının canı bir hayli sıkıldı. Umarım bu vergi artışı çok ciddi seviyelerde olmaz ve insanları kripto paradan kaçırmazlar. Diğer ülkelerde de aynı şekilde düşünüyorum. Vergilendirmeyi makul seviyede yapmaları gerekiyor ki bu sektörün önünü açmaları gerekiyor. Şu anda ekonomik olarak arkadaşlar bir devrimin karşısında durmanın hiçbir ülkeye Mantığı olmayacaktır. Bundan dolayı da bu ekonomik devrimin yanında yer almak yerine karşısında yer almak ülkelere kazançtan çok zarar getirecektir. Hemen dominansta da baktığımızda bitcoin'in bugünkü yükselişiyle beraber %47.37'ye kadar dominansın yükseldiğini görüyoruz. %46.05 destek noktamızda dominansta. Bu seviyelere inerse altcoin'lerde daha güzel hareketler görebiliriz. Ve altcoin market cap'e baktığımız zaman şu anda arkadaşlar 1 trilyon dolarda da bir psikolojik sınır olduğunu söylemiştim sizlere. Bunu bayağıdır söylüyorum. Hatta çoğu kişi bu 1 trilyon doların anlamını bilmiyorlar. Bir trilyon dolar arkadaşlar geçtiğimiz zaman altcoin market cap'te insanlar altcoin'lerde fiyat yükselişi geliyor. Bu fırsatı kaçırmayayım diye bir fomo dalgasına kapılma ihtimalleri çok çok yüksek. Bundan dolayı 1 trilyon dolar şu anda altcoin market cap'in barajı gibi düşünün arkadaşlar. Burayı geçmemiz gerekiyor ve burayı yıkarak geçmemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar ne olacak? Altcoin'lerdeki ciddi fiyat hareketleri daha da hızlanacaklardır. Korku endeksine baktığımızda dün 74 puana kadar açgözlük seviyesine yükselmiştik. Bugün 65 puana bir gerileme geldi. Bu da tamamen dünkü Amerika'daki haberlerle alakalı. İnsanlarda sabah bir panik havası hakim oldu bildiğiniz gibi. Satış yapanlar da bayağı çoğunluktaydı. Birçok da arkadaşlar long kişiden bu sabahki harekette tasfiye edilmiş oldu. Şimdi hemen arkadaşlar isterseniz aç gözlük seviyesi de gitgide artarken son gelişmelere bir bakalım. Amerika'da dün neler gerçekleşti pazar günü olmasına rağmen. Kripto panik sitesini daha önce sizlere söylemiştim. Kripto paralarla ilgili en sıcak haberlerin anlık olarak yer almış olduğu bir site. Buradan arkadaşlar hemen şimdi Türkçe'ye çevrilmiş sayfalarımızı bir inceleyelim kripto madencileri Amerika altyapı faturası tarafından tuzağa düşürülecek şeklinde bir haber var. 1 trilyon Amerikan doları tutarındaki önemli bir altyapı faturası kripto para yatırımcılarına vergi olarak mal edilecek arkadaşlar. Bu haber piyasaya dün bomba gibi düştü. Yani Amerika bir nevi bu parayı nereden çıkartabilirim şeklinde düşünürken kripto para yatırımcılarını hedef aldı ve kripto para borsalarını hedef aldı Amerika'daki. Yani vergi oranlarında çok ciddi bir artış yapacağının sinyalini vermiş oldu. Birçok yabancı kaynaklı haber sitelerinde yer aldı bu olay fakat bizim Türk haber kaynaklarında daha yer almıyor arkadaşlar. Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre Biden yönetiminin 1 trilyon doları tutarındaki altyapı faturası senato oylamasının daha fazla tartışmayı sınırlamak için oylanmasıyla birlikte Amerika kripto endüstrisi oyuncuları hafta sonu boyunca kongreyi dikkatle izlediler. Büyük ihtimalle arkadaşlar kripto para yatırımcılarından ve kripto para borsalarından Amerika'da faaliyet gösteren bu 1 trilyon dolarlık altyapı faturasının vergi artışı olarak onlara yansıtılacağı söylendi. Endüstri genelinde alarm zilleri çaldı endişelendi birçok yatırımcı. Bu arkadaşlar dünün en sıcak haberlerinden biriydi. Hemen başka bir haber sitesini inceliyoruz arkadaşlar. Amerika'da dün kripto para yatırımcıları kriptoyu öldürme kampanyası altında viral oldular ve bu şekilde bir kampanya başlattılar. ABD vatandaşları ejderha altyapı tasarısına karşı çıkıyor. Çünkü bu şekildeki bir vergi artışı gelirse Amerika'dan kripto para yatırımcılarını ciddi anlamda kaçıracaklarını düşünüyoruz. Dün Amerika'da senatörünüzü arayın veya tweet atın şeklinde bir kampanya yapıldı ve gördüğünüz gibi kriptolarda kırmızı alarm şeklinde Twitter'da da bir kampanya başlatıldı. Bunun ciddi anlamda zararlarının olacağını ve bunun acilen durdurulması gerektiğini söylediler. Senatörlerin oylamasında bu şekilde bir kararın çıkmasının kripto paranın Amerika'da sonunu getireceğini söylediler. Altyapı faturası ve kripto Elon Musk felaket yeni değişikliği kınadı şeklinde de bir haber var yine. Elon Musk arkadaşlar bu Amerika'daki vergi artışıdan ilgili de felaket bir değişiklik şeklinde bir açıklama yaptı. Ve bunun yine dediğim gibi Amerika'da kripto paraların sonunu getirebilecek bir gelişme olduğunu söyledi. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong da konuyla ilgili başlığına yanıt veren Musk'a değişikliğin esasen kripto endüstrisinde kazananları seçtiğini ve endüstrinin yasama hareketini garanti altına almak için bir kriz yaşamadığı için çağrılmadığını belirtti. Yani kar edenlerin kar marjını ciddi anlamda vergi olarak alacağını görüyoruz Amerika'nın. Bunu şu anda oyluyorlar bu karar kabul edilirse ciddi anlamda kripto para sektörünü Amerika'da öldürecekler gibi görünüyor. Tartışma kripto para düzenlemesine odaklanırken altyapı faturası duruyor şeklinde yine bir başka haber var. Yani gündemin aslında en sıcak gelişmesi arkadaşlar Amerika'nın kripto paraları Amerika'da artık kullanılmamak üzere bu şekildeki vergi artışıyla beraber bildiğiniz gibi arkadaşlar Amerika'da vergilendirme her sene sonu gerçekleşiyordu ve insanlar da sene sonuna doğru kripto paralarını satıp daha sonrasında Ocak ayından sonra tekrardan alım yapıyorlardı. Bu durumunda Amerika farkında ve insanların vergiden kaçındığının farkına vardığından dolayı bu şekilde arkadaşlar özellikle kripto paradan para kazananlardan ciddi anlamda bir vergi alınacak gibi görünüyor. Bir diğer haberlerimize baktığımızda da 130 milyon dolarlık short işlemin Bitcoin 45 bin doların üzerine çıktığından dolayı tasfiye edildiğini görüyoruz. Vadeli işlemlerin arkadaşlar en büyük riskleri bu. Mesela sabahki Bitcoin'in sert düşüşünde yani şu dediğim arkadaşlar 43.794 dolara düşüşünde birçok arkadaşlar Bitcoin yükselecek şeklinde işlem açan yani long işlem dediğimiz işlemi açanların işlemleri tasfiye tasfiye olmuş oldu. Ve daha sonrasında da insanlar neye yöneldi? E, dünkü haberden sonra Amerika'daki bu kripto para depreminden sonra arkadaşlar insanlar short işlemlere yöneldi. Yani bitcoin düşecek şeklindeki işlemlere yöneldi. Fakat aksine bugün tekrardan bir artış gerçekleştirdi. Ve bu short işlem açanlar da tasfiye oldu. Yani aynı günde hem long işlem açanlar hem short işlem açanlar bu bitcoin'in önce düşüşü daha sonrasında da çıkışıyla beraber tasfiye olmuş oldular. Ve 130 milyon dolar arkadaşlar bir nevi buhar oldu anlamına geliyor. Hemen son haberimizi de inceleyelim. İşte bitcoin'in en büyük satın alma sinyali şeklinde de bir haber var arkadaşlar. Burada da sizlere göstermek istediğim bitcoin madenciliğinin hash rate arkadaşlar 80 seviyelerine kadar düşmüştü bildiğiniz gibi. Ve tekrardan arkadaşlar 110 terahash'a kadar çıktığını görüyoruz. Ve arkadaşlar bitcoin'de de şu grafik dikkatimi çekti bu haberde. Gördüğünüz gibi bizim düşen majör trend olarak aldığımız çizginin birebir aynısını bugün de bu haberde yayınlamışlar ve düşen trendi kırdığını söylüyorlar. En büyük uzun vadeli Bitcoin satın alma sinyali şimdi ateşleniyor şeklinde bu habere de dahil etmişler. Bu haberden çizmedik arkadaşlar biz grafiğimizi. Bunu da söyleyeyim sizlere. 8 Ağustos'ta bu haber yayınlandı ve biz arkadaşlar bu düşen majör trendi neredeyse bir haftadır konuşuyoruz sizlerle beraber. Yani birkaç arkadaşımız şunu da diyebilirler. Siz buradan mı görüp de çizmiştiniz şeklinde. Böyle bir şey söz konusu değil. Düşen trendi dediğim gibi Bitcoin'de kırdık. Bundan sonrasında umarım her şey güzel şekilde ilerler. Şu 47 bin dolardaki direnci aşmamız da Bitcoin'de bizler için çok çok önemli. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.